Evet sevgili arkadaşlar, Space Talk'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cambridge Üniversitesi akademisyenlerinden Sinan Küfeoğlu. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Teklifimizi kabul edip buraya geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir ortamda beni ağırladığınız için stüdyomuzu. Bayağı güzel. Biraz daha geliştireceğiz zamanla. Cambridge'de yaşıyorsun. Evet. Tam olarak İngiltere'ye geliş amacın neydi aslında? Onu ben ne zaman geldin İngiltere'ye? Şöyle söyleyeyim. 2009'da ODTÜ'den mezun oldum. Sonra işte bir yıl ODTÜ'de master'a başladım. Asistanlık yaptım. Sonra bıraktım master'ı, Finlandiya'ya taşındım. Finlandiya'ya taşındım. Wow, 7 yıl orada yaşadım yaklaşık. Master doktora yaptım orada. Sonra buraya, Londra'ya geldim, UCL'e. Burada çalıştıktan sonra Cambridge'e geçtim. Sen sormadan bana da birkaç soru geldi. Bir tanesini söyleyeyim, işte akademik hayat nasıl oluyor, aynen, İş dünyasıyla karşılaştırır mısın diye. 8 yılda saydım geçen 19 tane ev değiştirmişim. 8 yılda 19 tane kere taşındım. Ev. 19 kere taşınmak şu demek, eşyam yok demek. Bir tane bavulla göçebe gibi oradan oraya taşınıyorum. Bir videoyla bir günde Türkiye'nin gündemine oturdun açıkçası. Ben de seni oradan izlemiştim ve çok beğenerek, ya helal olsun şu adama. Hani sonunda birisi şunları söyledi ve beni söyledi dedim açıkçası. Şeyde, videoda genel tepkin Türkiye'deki yetkili kişilerin Avrupa'daki fuarlara, etkinliklere insan göndermemesi de aslında. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir enerjiyle alakalı bir etkinlik oluyor. Türkiye'den katılan kimse yok. Türkiye'yi anlatan kimse yok. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsun peki? Hala böyle mi? Bir de onu vallahi sorayım. İçeriden ben bilgi aldım. Enerji Bakanlığı'nda şeyleri, hı-hı, azaltmışlar, yurt dışına çıkışları. Hı-hı. Peki Türkiye'deki şu anki şeyi nasıl görüyorsun? Hani enerji kullanımını. Her geçen gün biraz daha şeyiz aslında. İşte nükleer santraller, nükleer enerji, insansız araçlar, robotlar. Hani özellikle son robot projesi mesela dünya çapında ses getirdi. İşte Sofya. Türkiye mesela buna hazır mı? Türkiye yeni bir enerji kaynağına hazır mı? Türkiye'de şu an en çok tartışılan konu nükleer enerji. En popüleri o. Oradan başlayayım istiyorsan. Nükleer enerji lazım mı, değil mi? Şimdi ben 14 falan yaşındayken bilim sanat merkezleri vardı, oraya gidiyorduk. Bir arkadaşımla beraber nükleer enerji ve önemi diye bir seminer vermiştik 2000 yılında. O zaman işte şey diyorduk, derhal yapılmalı Akkuyu nükleer santrali diye, çok geç kalmadan. Şimdi nükleer enerji konusunda müthiş bir bilgi kirliliği var. Hı hı. Algıda seçicilik var insanlarda. Mesela şimdi nükleer enerji karşıtlarına bakıyorsunuz, işte öleceğiz, patlarsa ne olur? Evet. İşte sızıntı olursa şu olur. Ben mesela yüzme öğrenmeyi çok geç öğrendim. Hı hı. Sebebi de çocukken izlediğim Jaws filmleri. Aha. Aşırı şekilde etkilenmişim. Çocukluk travmamdır o filmler benim. Bu nükleerde buna benzetiyorum. Şimdi mesela Çernobil oldu. O bir nevi Jaws 1 filmi. Sonra Fukushima Jaws 2 çekildi. Ne oldu insanlar? Patlayacak, hepimiz öleceğiz. Rakamlara bakıyorsunuz. Trafik kazasında ölme riskimiz, nükleer sızıntıda ölme riskimizin 30 bin katı neredeyse. Bisiklet kazasında ölme riskimiz neredeyse 2000 katı şeyden, nükleer sızıntıdan. Aslında aynı korku uçakta da var. Mesela insanlar uçaktan korkar. Niye? Düşecek ve öleceğiz. Rakamlara bakıyoruz. Uçak kazasında ölen insan sayısı her yıl bisiklet kazasından daha az. Bisiklet sürmek daha riskli rakamlara göre. Peki nükleer santrallerin kurulması nasıl bir katkı sağlayacak? Nükleerin şöyle, enerji olarak teknik detaylara girmiyorum. Aha. Sürekli ve güvenilir enerji kaynağı nükleer. Onun dışında nükleer teknoloji öğrendiğiniz zaman tıp alanında çok çeşitli uygulamaları var. Bu konuyu merak ediyorum çünkü beni de çok yakından ilgilendiriyor. Ben doğma büyüme Mersinliyim. Şimdi Mersin'de de bir nükleer santral yapılma projesi var, hatta hayata geçti diye hatırlıyorum. Ve insanlar bir kesim çok tepkiliyken bir kesim de destekledi, aynı senin gibi. Hani ve bu ayrımı hala biz bilmiyoruz. Nükleer ismi korkutuyor bizde. Şimdi ama bize avantajları ne olacak, bunu hiç kimse konuşmuyor. Onu aslında söyleyeyim, güzel noktaya değindin.
Nükleer konusunda şimdi hala tartışıyoruz. Aslında tartışmamamız lazım. Bir başka gerçek, 1 kilowatt saat elektriği kömürle ürettiğimiz zaman öldürdüğümüz insan sayısı nükleerle ürettiğimizde 1 kilowatt saat öldürdüğümüz insan sayısının 30 katı. Şimdi insanlar kömür santralleriyle alakalı duydun mu bir tartışma? Yok. Yok. Gaz 2 katı. Hidroelektrik 2 katı. Bunlar şey tarihi şeyler, veriler, istatistiki bilgiler. Şu anda bizim aslında tartışmamız gereken konu Türkiye'de nükleerleri mi kapatalım yoksa kömürleri mi kapatalım mı tartışmamız gerekiyordu. Ama yapamadığımız için, bizden önceki nesiller bu santralleri açamadığı için şu an biraz geriden gecikmeli geliyoruz. Mesela Almanya popülist bir karar aldı. İşte halkı mutlu ederim diye nükleer santralleri kapatıyorlar. Hı hı. Almanya'nın elektriğinin %40'ı kömürden geliyor. Dediğim gibi kömür hem karbon salınımı açısından nükleerin belki 100 katı karbon salınımı var. Hem insan öldürme açısından doğrudan insan hayatına kast dediğim gibi çok daha fazla. Şimdi Almanya'dan bizim üniversiteye geliyor. Bürokratlar geliyorlar, akademisyenler. Herkesin konuştuğu konu şu. Biz kömür santrallerini kapatmamız lazımdı. Gittik, aptalca bir hareket yaptık. Nükleerleri kapatıyoruz. Şimdi Türkiye'de de yapmamız gereken buydu ama henüz o noktaya gelemedik. Çünkü geçmemiz gereken bir geçiş süreci var. O yüzden de ne yazık ki hem kömür santrallerine ihtiyacımız var bu geçiş sürecinde hem de nükleer santrali. Yani dengeyi sağladığımız an diğerini biraz daha azaltıp yerini yükselteceğiz. Şimdi şu insanların diline pelesenk olan yenilenebilir kaynaklar. İşte güneş kullanalım, rüzgar kullanalım. Sanki güneş santralleri tarlada yetişiyor gibi. Bir başka bilgi mesela fotovoltaik güneş panellerinin karbon salınımı, ayak izi nükleerinkinden daha fazla. Rüzgar da öyle. Hele deniz üstü rüzgarı rüzgar, çok daha fazla. Şimdi insanlar şey zannediyorlar böyle. Onlar çevreye hiç zarar vermiyor. Dönüyor sadece. Mükemmel. Ha, geliyor uzaydan gelip dönüyorlar böyle ve elektrik. Öyle bir şey yok. Ve %100 yenilenebilir enerji de şu anda mümkün görünmüyor. O yüzden karışım. Her ülke kendine göre bir karışım ayarlıyor. Bizim bakanlık işte cihat dersi girsin mi girmesin mi müfredata. Onu tartışacaklarına bence iklim bilinci ve enerji kullanımı diye bir dersin alınıp okullara sokulması lazım. En azından genç nesilleri bir şekilde eğitirsiniz. Attıkları her adımın bir enerji yoğunluğunun olduğunu bilmeleri lazım gençlerin. Oturdukları yerden ona hayır buna hayır diye bağırmak hiçbir şeyi çözmüyor. Biraz şeyle eğitimle bunu aşıyorum. Mecbur başka, mecbur ya başka bilinç şey aşılayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ben geçen yıl burada kalırken bizim yurtta bir Fransız kadın vardı. Kadın gençliğinde bir olay anlattı, bir şey olmuş. Amerikalı bir petrol şirketi Kuzey Buz Denizi'ndeki bir platformu bitmiş, petrol bitince terk edecekler. Platformu dinamitleyip batıracaklarmış denizde. Bunlar bunu öğrenmişler. Bu şirketin Almanya'daki şubesinin önünde eylem yapmışlar. Kendilerini zincire vurmuşlar. Yani patlatmayın platformu, sökün götürün diye. Ve kazanmışlar mücadeleyi. Bir kamuoyu yaratmışlar ve şirket geri adım atmış. Şimdi buradaki şuur şu, bir Fransız kadın, bir Amerikalı şirketin Kuzey Buz Denizi'nde yarattığı bir tahribatı Almanya'da kendini zincirleyerek protesto edebiliyor. Bu şuuru vermek gerek insanlara, öğrenmeleri lazım. Öyle oturdukları yerden olmaz. Biraz aksiyon almaları gerekiyor. Peki İngiltere'de şu an yaşıyorsun. İngiltere ve Türkiye arasında mesela İngiltere'de bu süreç nasıl işliyor? Nükleer enerji ya da biraz daha açarsak hani... Nükleer enerjiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Zaman nükleerin aleyhine işliyor. Hı hı. Sebebi de güvenlik kaygıları değil. Yani aklı başında bir insanın. Dediğim gibi ben mühendisim, rakamlara inanırım. Rakamlara baktığım zaman nükleerin pek de tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela bizim bölüm başkanı nükleer enerji için sudaki ölü balık diyor. Öyle bir tabir kullandı. Şu anda çok dezavantajlı durumda. Sebebi de maliyetlerin yükselmesi. Geçen bir toplantı vardı Cambridge'de. Fizik bölümünde bir profesör o aynısını söyledi. Çocuğun biri ya patlarsa dedi. O da dedi ki güvenlik kaygıları dedi paylaşmıyorum dedi. Öyle bir sıkıntı yok. Merak etmeyin patlamaz. Sadece ondan ölmezsin. Sizi öldürecek 1000 tane sebep var dışarıda. Ama dedi ben de dedi artık nükleer taraftarı değilim. Önceden destekliyordum. Bunu söyleyen mühendis değil, bir fizikçi değilim. Sebebi de fiyatların aşırı yükselmesi. Peki fiyatlar niye yükseldi? Javs etkisinden dolayı yükseldi.
Bir toplantıda ben General Electric'in bir üst düzey yöneticisiyle konuştum. Adam şunu söyledi, çok şikayetçiler. O bölgedeki belediye halk oylaması yapmıştı, halka sormuş. Ve demişler ki 18 metre istinat duvarı çıkacaksın. Sebebi ne? Sebebi şu, işte küresel ısınma olacak, deniz seviyesi yükselir, santral sular altında kalır. Şimdi küresel ısınma oldu, deniz seviyesi yükselirse tahminler 100 yıl içinde 1 metre yükselecek diyor, 100 yıl sonra. Santralin ömrü 60 yıl, 50 yıl. 1 metre yükselecek, siz bizden 18 metre duvar istiyorsunuz. Maliyetleri anormal yükseltiyor bu tür akılları, adam gülerek anlatıyor bunu. Hakikaten saçma sapan bir şey ama yapacak bir şey yok. Halk kararını verdi, Almanya'da da halk kararını verdi, Almanya nükleeri kapattı. Fransa'da nükleer enerji alıyorlar. Elektrik. Hı hı. Fransa hududu Almanya'nın yanında. Orada bir kaza olsa radyasyona dur mu diyecekler. Sen gelme. Aynısını İsviçre yaptı. O da aynısı. Fransa'dan elektrik alıyorlar. Böyle yani popülizme kaçınca bu işin sonu yok. Ama dediğim gibi fiyatlar yükseliyor. Çok geç kaldık. Ya, Türkiye'nin bu işi belki 40 yıl önce, 50 yıl önce yapması gerekiyordu. Bunu en iyi yapan ülke hangisi şu an? Neresi? Fransa. Fransa. Fransa sebebi de şu. 1970'lerdeki petrol krizi olduğu zaman petrole alternatif nükleer öne çıktı. Hı hı. Ve çoğu ülke bu işe girdi. Fransa çok hızlı girdi. Çok iyi dönüştürdü sistemini. O süreç 86'ya kadar devam etti. Çernobil'de JAWS 1 çekilince mesela İtalya bitirmeye yaklaştı. Santralini iptal etti. 10 milyar dolarını çöpe attılar. Bugün aynı İtalya Avrupa'nın en pahalı elektriğini kullanıyor sanayisinde. Onlar da ümitsiz durumdalar. İklim değişikliğine ilk alternatif nükleer gösterildi ama şimdi yenilebilir kaynaklar aralarında yarışıyorlar. Peki insanlara nasıl anlatmak lazım bu nükleerin? Vallahi bizim bürokratların okul okul dolaşması gerekiyor. Türkiye'de bir sürü bürokrat var. Üniversitelere gitmeleri gerekiyor, liselere gitmeleri, anlatmaları gerekiyor. Ama gitmiyorlar. Bilmiyorum protestodan mı korkuyorlar. Tabii şu da bir problem. Program izledim, YouTube'da var. Bundan 10 yıl önce hidrojen enerjisini tartışıyorlar. Türkiye'de hidrojen genel müdürü bağlandı. Hidrojen enerjisi bilmem ne genel müdürü. Spiker soruyor ki hidrojen enerji kaynağı mıdır değil midir? Adam top çeviriyor, cevap vermiyor. Spiker bir daha sordu yine cevap yok. Bir daha sordu yine cevap yok. Adam bilmiyor ki hidrojen enerji mi değil mi bilmiyor ama genel müdür olmuş. Şimdi bu insanlar okullara gitseler ne anlatacaklar? Doğru söylüyorsun. Sorulara nasıl cevap verecekler? O yüzden de gitmiyorlar. Dünyanın da gündeminde olan insansız robot, elektrikli araçlar, işte yeni çıkan robot. Biz Türkler olarak sence buna hazır mıyız? Böyle bir imkan geldiği takdirde. Çünkü biz daha çok hani kendi ailemden de biliyorum. Atıyorum bir işin ustasını çağırırız. Tamir eder ama biz çıkıp kontrol ederiz. Hı hı. Hani olmuş mu olmamış mı diye. Hani biz böyle şeye alışabilir miyiz sence? Vallahi benim arkadaşım var. Sordum ona elektrikli araba alır mısın diye. Motorun sesini duymam lazım diye. Almaz o. Hayır, sesi kontrol. O zaman olmaz. Almaz o. Elektrikli arabalar Türkiye'nin böyle bir projesi var. Şu an kullanılıyor Türkiye'de. Pek yok. Yani İstanbul'da var benim bildiğim kadarıyla. Birkaç tane. Şimdi problem şurada. 2015 yılında biz çıktık dedik ki elektrikli arabaları yaptık. 4 tane prototip böyle bir de jelatinlemişler onları. Güzel görünüyorlar. Biz bunları yaptık dedik. Sonradan tabii iletişim çağındayız. İsveç'ten o arabaları getiren tır şoförü çıkardı fotoğraflarını gösterdi. Bu arabaları ben getirdim İsveç'ten diye. Meğerse biz para verip İsveç'ten onları almışız. Hı hı. 40 milyon euro para ödemişiz. O arabalar şimdi nerede? Depolarda çürüyorlar. Büyük ihtimal. Şimdi yeni bir proje başlattık. 4 tane baba yiğit elektrikli araba yapıyorlar. Muhtemelen olmayacak. Çünkü böyle bir sanayi modeli yok. Bunu üretecek zorlama. Türkiye'de imkan yok. Çünkü bilgi altyapısı yok. Evet. Mesela şu an İngiltere'de yıl yıl hangi yıl kaç tane elektrikli araba satılır? Hangi yere şarj istasyonu yapacağız? Kaç tane yapacağız? Ne kadar park yerimiz var, kaç metrekare çatımız var, bu çatılarda ne kadar güneş enerjisi üretebiliriz, o güneş enerjisinden kaç tane elektrikli arabayı şarj edebiliriz, bu elektrikli arabaları kullanarak genel elektrik tüketimini ne kadar
çıkarıp indirebiliriz? Genel petrol tüketimi ne kadar indirebiliriz? Hepsinin hesabı var. Hepsinin yayınlanıyor, raporlar yazılıyor. Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Şimdi geçen bir tane devlet yetkilisi çıktı. Diyor ki 2025'te diyor 3 ila 5 milyon tane elektrikli arabamız olacak. 5 milyon elektrikli araba Türkiye'de olursa, ya şöyle söyleyeyim, Taksim Meydanı'nda kendimi yakarım. Sen yine kendini yakma da. 5 mümkün değil öyle bir şey. 5 milyon arabayı nerede şarj edeceğiz? TOKİ'nin apartmanının 7. katından aşağı kablo mu sarkıtacağız? Evet, ne olacak bu arabalar? Kablo sarkıtılmıştı bir evden. Araba öyle şarj ediliyordu. Türkiye'de burada bir de ücretsiz. Hani adamlar koyuyor, sen şarj ediyorsun. Teşvik de yok. Yani şey yok böyle. Vergi indirimi de yok, evet. Hiçbir şey yok. Kanuni altyapısı eksik, ekonomik altyapısı eksik, teknik altyapısı eksik. Bilmiyoruz, belki de eksik değildir. Çalışmadık ki, nereden bilelim? Onun yerine hadi elektrikli araba yapıyoruz. İşte 4 tane baba yiğit geldi, bunlar yapacak. İşte onlar imza attılar. Neye imza attıklarını bilmiyoruz mesela. Açıklanmadı. Onların da bildiğini pek sanmıyorum ben. İnşallah dediğin gibi güzel şeyle eğitim sistemi gelir ve bu insanlara bunlar da anlatılır. Daha çok araştırma yapmak gerek, evet. Daha çok hesap yapmak gerek. Var mı eklemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Space Talk'un sonuna geldik. Bir sonraki Space Talk'ta, aslında kapanış yapmadan önce Sinan, bizim şöyle bir adetimiz var. Biz konuk aldığımız insandan bir sonraki konuk için soru alıyoruz. Soru. Evet. Yani senden sonra gelecek konuğa bir soru sormanı istiyoruz. Kim? Konuk kim? Söylemiyoruz. Artık Allah onu göreceksin. O zaman şey sorayım. Madem elektrikçiyim, çocukken takvimlerde şey olurdu, bugün Allah için ne yaptın, evet, diye. Konuğa bugün enerji verimliliği için ne yaptın diye. Bu konuğa soracağız o zaman. Onu sor bakalım. Arkadaşlar, Space Talk'un sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.